Efendim yarın seçim olsa kime oyunuzu verirsiniz? Oy kullanmıyorum hocam. Neden efendim? Ya ben sistemin yanlış olduğunu düşündüğüm için partilerin yani kim başa gelse bir şeyin değişeceğine çok inanmıyorum yani. Neden efendim? Bunu biraz açar mıyız? Ya şöyle söyleyeyim. Sistem bozuk. Yani biz araba bozuk. Sürekli şoför tartışıyoruz. Yani ben arabanın bozuk olduğunu, arabanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kim gelirse gelsin çok şey değişeceğini düşünmüyorum. Kim mesela? Araba dediğiniz kimden? Hükümetten mi bahsediyorsunuz? Yok, ben sistemden bahsediyorum. Sistemin değişmesi. Hangi sistemden? Cumhurbaşkanı sisteminden mi? Ya Cumhurbaşkanlığı olsun. Yani ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu sistemden. Ben biraz manevi düşünüyorum. Tamam. Biraz açar mıyız? Ya şeriat mı gelsin? Ya şöyle, şimdi zaten şeriatın kelime anlamı biliyorsunuz. Kanun demek yani. Yani bugün bu ülkede şeriatla yönetiliyor sonuçta yani. Sadece adı değişik. Yani dün, iki gün önce Kurtuluş Savaşı'nı kutladık. Doğru mu? Evet. Kurtuluş Savaşı'nı kimle yapmışız? Yunanistan'la yapmışız, Fransa'la yapmışız. Zahiren bakıldığında savaşı biz kazanmışız. Ama bakıyoruz, uğruna savaştığımız ülkelerin birinin demokrasisini almışız, birinin laikliğini almışız vesaire yani. Ben o yüzden sistemlerin değişeceğine, yani değişmesi gerektiğine daha doğrusu inananlardanım. O yüzden hangi şoför gelirse gelsin, bu araba bozuk olduğu sürece hiçbir şey düzelmez. Peki sistem değişirse ne olur? Yani sizin dediğiniz gibi bir yönetim gelirse. Şöyle söyleyeyim bakın. Hidayeti verecek olan Allah'tır. Evet. Yani siz bugün ne yaparsanız yapın, Allah'ın ahkamlarının, Allah'ın kurallarının olması gerektiği bir sistemde siz Kur'an-ı Kerim'de yazılan ve Allah'ın büyük günah diye bahsettiği şeyleri ülkenizde yasal bir şekilde yapıp sonra Allah'tan hidayet beklemeniz domuz etinden pide yapıp insanlara hayır dağıtmanız gibi bir şey olur yani. Ne bekliyorsunuz Türkiye'nin geleceğinden? Valla Türkiye'nin geleceğinden çok ümitli değilim işin açıkçası. Çünkü... Ama ümitsizlik bize yakışır mı? Şöyle söyleyeyim. Ümitsizlik bizim kesinlikle Allah'ın en sevmediği kul tipidir. Ama tekrar ediyorum, ben bu sistemden bu sistem devam ederse, çünkü ben bakıyorum gelmeyi düşünen, yani mesela biz bugün baştaki şahsı ve parti, Sayın Cumhurbaşkanımızı. Tabii. Cumhurbaşkanımızı mesela şey yapıyor ama şunu biz şey yapmıyoruz yani, bizim Cumhurbaşkanıyla ya da işte AK Parti ile ya da X Parti ile bizim bir sorunumuz, bir şeyimiz yok. Yani bizim bir tanesi de çıkıp demiyor ki ya şunu şöyle bir çözüm yaparız. Ya bugün AK Parti'nin karşısında bugün bir şeyleri yapacağını vaat eden partilere bakıyorsunuz. Dün sonuçta dün aynı gemi yani, bizim, ben şuna inanıyorum. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Ve bu gemi batarsa hepimiz helak olacağız. O yüzden bir şeyleri düzeltmek için herkesin elini taşın altına koyması lazım. Tıpkı şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Hazreti Ömer adaletinden bahsediyoruz ya, Hazreti Ömer'in adaleti yoktur. Adalet Allah'ın adaletidir. Hazreti Ömer çok iyi uygulayandır. Bir şeyinde çıkıyor minbere, diyor ki İslam'ın dışında bir hüküm verirsem ne yaparsınız? Sahabe-i ikram, seni uyarız ya Ömer diyorlar. Tekrar ediyor, tekrar edersem seni yine uyarız ya Ömer diyor. Israr edersem seni kılıcımızın ucuyla düzeltmeyi biliriz diyor. Sahabenin bilinci. Anlatabiliyor muyum? Bizim biz her şeye okey dersek, her şeye eyvallah dersek, bizim bu sistemde hiçbir şey değişmez abi. Yani bizim bir şeylere artık kesinlikle ama kesinlikle hükümeti eleştirmiyorum. Yani ben sistem eleştiriyorum. Şahıslarla hiçbir işim yok. Partilerle hiçbir işim yok. Benim şikayetim sistem. Yani şeriat deyince akla İran'ın gelmesi, Arabistan'ın gelmesi, Arapların gelmesi büyük bir handikap. Ya biz
İslam'dan bahsediyoruz. İslam deyince akla neden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer, Hazreti Ali neden gelmiyor? Mus'ab bin Ömer'ler neden gelmiyor? Anlatabiliyor muyum? Niye gelmiyor efendim? İşte onu söylüyorum. Biz İslam'ı araştırmıyoruz. Biz İslam'ı televizyona çıkıp iki kelam eden imamlardan öğrendiğimizi, yıl olmuş 2021, Ramazan'da hala sakız konuşuyorsak, biz tamam hacıya hocaya laf atıyoruz ama biz ne kadar biliyoruz? Allah Kur'an'da ey iman edenler diyor, ey falanca cemaat, ey falanca hoca demiyor ki. Yani herkesin kendi üstüne almaz. Kur'an sanki X cemaate gelmiş, X tarikata gelmiş, X şahsa gelmiş gibi. Vay şu cübbeli böyle, vay ya sen niye muhatap almıyorsun? Biz deist bir ülke miyiz? Münafık bir ülke miyiz? Lafa gelince %90'ı Müslüman olduğunu iddia eden bir topluluğuz. Neden biz üstümüze almıyoruz? Yani Kur'an'ın mesajını neden biz üstümüze almıyoruz? Neden? Neden bu sorumluluktan kaçıyoruz sizce? İşte onu söylüyorum. Biz Kur'an'ı doğru okuyup hayatımıza tatbik etmediğimiz sürece sorgulayan bir birey, sorgulayan bir ümmet, sorgulayan bir millet olamayız. Sorgulamadığınız zaman da ondan sonra dolar 3-10 milyon olmuş, işte benzin 9 milyon olmuş, işte falanca filme. Ya bu mu yani? Gerçekten de bu mu? Ya sen sorgulamadın hiç. Ya sorun konuşmak çok basit. Herkes sorunu anlatıyor. Herkes bir sorunlar herkes biliyor zaten. Çözüm? Eyvallah ben çözümü bilmiyorum ama bu yanlış. Ya bu yanlış diyerek olmuyor. Bir şeyler bu yanlış diyerek bir şey düzelmez yani. Bir şey olmaz abi. Yani o yüzden bu gençlere bakıyorsun. Ama hala ümitsiz konuşuyorsunuz. Ben ümitsiz konuştuğunuzu hissediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bak. Bunu biraz açalım. Bak abi. Bu ümitsizliği bir yenelim önce. Bak abime şunu söyleyeyim. Ümitsizlik nedir biliyor musun? Ümitsizlik şimdi sen bakarsın geçmişe bakıyorsun. Geçmişteki yaşlılarımız çok bize bir şey vermemişler. Ülkenin geldiği durumdan bunu görüyoruz. Gençlere bakıyorsun. Gençlerin yarısı sosyal medya, yarısı TikTokçu, yarısı bilmem neci olmuş. Bakıyorsun yani gelecekten gelenden ümit var değil bu toplum. Anlatabiliyor muyum? Ya biz şimdi konu biraz şey oldu, seçimden şeye gelecek belki ama bu toplumun sorunu olduğu için. Ya bu ülkede yengesine asılan adamın dizisini çektiler. Yengesine asılan adamın dizisini çektiler. Öğretmenine aşık liseli filmi çektiler. Ondan sonra çıktılar. Kimsenin gıkı çıkmadı. Ya bugün ondan sonra çıktılar. Esra Erol'lar, Müge Anlı'lar, yengesini bilmem ne yapan, kaçan, ona buna kaçan adamların. Ya siz bunun dizisini çektiniz. Milyonlar izlendi ve hala izleniyor ya. Her sene Ramazan ayında bu dizinin tekrar çıkması sizce normal bir şey mi yani? Yani bu filmler çekiliyor, bu diziler çekiliyor. Ondan sonra ya işte sistem bozuk diyorum ya. Sistem bozuk diyorum ya. Bugün kadın cinayetlerinden bahsediyoruz. İşte kadına şiddet, kadın şöyle, kadın böyle. Ya biraz şey olacak, biraz belki ağır olacak. Yani kimse de kusura bakmasın ama Türk ülkede genel evlerin olduğu bir yerde ya insan ya bugün içinde kadın bedeninin olmadığı tekerlek reklamı yok ya. Ya normal mi bu yani? Ondan sonra şey yapıldım, o para herkes linç etsin, herkes bilmem ne yapsın. Böyle linç etmekle, bilmem neyle olmaz abi. Anlatamıyorum. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman evet belki yine ümitsiz bir konuşma olmuş olabilir ama dediğim gibi abi ya sistem değişir ya da Allah sonumuzu hayırlısı. Hidayeti veren Allah. İnşallah hidayet verir. İnşallah düzelir. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. İnşallah herkes benim tarafım zaten su almıyor deyip kenara çekilmez. Herkes elini taşın altına koyur. Ya yine aynı şey kalsın ama ya biraz ses çıkaralım ya. Biraz bir gayret imana bağlıdır. Gayret imana bağlıdır. Gayret etmezseniz imanınızdan şüphe edin. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.